14 Kasım Çarşamba akşamından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. 15 Kasım ayrıntı canlı haberin sıcak gündemiyle ekranlarınızdayız. Evet, duyurularımızı yapmıştık sizlere. Polatlı Belediyesi Handbol takımının 17 Kasım Cumartesi günü Türkiye saatiyle 17'de İsrail'de Maccabi ile gerçekleştirileceği rövanş öncesi son antrenmanlarında birlikteyiz. Evet, Polatlı Belediyesi Handbol takımımızın şu anda gördüğünüz gibi son antrenmanları gerçekleştiriliyor. Birazdan handbolcularımızı sizlerle teker teker buluşturacağız. Ve yine antrenörümüz, kulüp yöneticilerimiz ve kaptanımızla birlikte İsrail maçı öncesi konuşmalar yapacağız. Onlar hedeflerini sıralayacaklar. Kulüp yöneticileri çalışmalarını anlatacaklar. Evet, şu anda gördüğünüz üzere kulüp oyuncularımız atışlarını gerçekleştiriyorlar ve atışların ardından da buraya gelecekler. Hoş geldin. Merhabalar. Seni bir tanıyalım. İzleyicilerimiz seni tanısın. Ben Hülya Andriçuk, Solun Kurucu. Peki 17 Kasım'da maçınız var. İddialı mıyız? Evet. Peki. Başarılar, teşekkürler. Evet, şimdi sıradaki oyuncumuzun atışını görüyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Seni tanıyalım lütfen. Metin Yılmaz, Solun Kurucu. Peki 17 Kasım'ki rövanş maçı için neler söyleyeceksin? Biz evimizde daha farklı yenmek istiyorduk. Kısmet olmadı. Onların evinde daha farklı yenmek istiyoruz. Böyle 8-10 sayılar hayal ediyoruz. Umarım başarırız. Peki, başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Merhabalar. Seni tanıyalım lütfen. Buket Yılmaz. Biraz daha yüksek sesle Buket. Buket Yılmaz. Pilot. Peki Buket, 17 Kasım maçımız var, rövanş var. Neler söyleyeceksin? Elimizde güzel bir atmosfer yakaladık seyirci sayesinde. Orada daha farklı oynayacağımızı düşünüyorum. Çünkü İsrail deplasmanından da türlü olacak. Elimizden gelen bir fazlasını daha yapmamız gerekiyor. Onu yapacağımıza inanıyorum. Takımıma gelinir. İnşallah iyi olacak. Başarılar. Teşekkürler. Kole Atan geliyor, hoş geldin. Merhabalar. Seni tanıyalım lütfen. Hülya Güçer, mevkin pilot. Maç için neler söyleyeceksin? Burada çok güzel bir maç oynadık. İsrail'e gittiğimizde de eminim ki kendimize ve takımıma güveniyorum. Galip gelip buraya mutlu bir şekilde geleceğiz. İnşallah başarılar. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Tanıyalım, birazcık yüksek sesle konuşalım. Gülsün Güneçyüz, takımın sağ kanat oyuncusu. 17 Kasım'da rövanş maçına gidiyorsunuz, İsrail'e deplasmana. Neler söyleyeceksin, iddialı mıyız? Tabii yeni takım, heyecanlıyız ama oradaki maçın daha iyi geçeceğine inanıyoruz. Bu maçı alıp geliriz diyorsun. Evet. İnşallah. Peki, kolay gelsin. Seni tanıyalım lütfen. Elif Özdemir, orta oyun kurucuyum. Elif, hafta sonu İsrail, yarın İsrail yolcusunuz. Hafta sonu cumartesi günü de Türkiye saatiyle 17'de maç var. Neler söyleyeceksin? Burada çok fark atamadık. Burada daha iyi oyunu göstermeye çalışıyoruz. Maçı kazanacağız. Daha çok fark atacağız, kazanacağız. Bu maçı alacağız. Evet. İnşallah. Peki, kolay gelsin. Seni tanıyalım lütfen. Kübra Sarıkaya, sol kanat. Kübra, hafta sonu maç var. Deplasmana gidiyorsunuz, rövanş gerçekleştirilecek. Neler söyleyeceğiz? Ya buradaki atmosferimizle, seyircinin atmosferiyle çok güzel bir maç oynadık. Yani iki sayıda da olsa mutlu olduk hani kazandığımız için. Orada da inşallah kazanacağımıza inanıyorum, takıma güveniyorum. İnşallah. Dualarımız sizinle. Teşekkürler. Seni tanıyalım, merhaba. Ben Lidya Horvat, Sayın Kıcım. Hafta sonu deplasmana gidiyorsunuz. Rövanş var. Neler söyleyeceksin? Ha, inşallah orada biz yendik. Biraz zor maç. Ama bu maçı alırız. Peki, inşallah. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Esma Atma, kaleciyim. Evet, Esma, hafta sonu maç var. Evet. Rövanş maçı var. Evet.
Alacak mısınız maçı? Hazır mısınız? Hazırız, zaten çok ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki maçı da aldık. Beklediğimiz oyunu oynamadık ama yine de sonuç bizim oldu. Ben orada daha iyi bir oyunla daha iyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Seni tanıyalım. Büşra Kahramanca, sol kanadı. Bu şekilde. Büşra, hafta sonu maçımız var. Evet, çok heyecanlıyız. Burada çok güzel bir atmosferde oynadık. Seyirci desteği çok güzeldi. Orada da yeneceğimize inanıyorum. İnşallah güzel sonuçla döneceğiz. İnşallah. Kolay gelsin. Evet, her oyuncumuz atış yaparak duruyor. Merhaba. Merhabalar, hoş geldin. Seni tanıyalım lütfen. Marina Tankatkı, orta oyun kurucuyum. Peki, Marina, cumartesi günü Bekle var. Evet. İddialı mıyız, alır mıyız tabii bu ki, maça? Tabii ki inşallah alırız. Almak için gidiyoruz zaten. İnşallah galip ve geleceğiz. İnşallah. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldin. Seni tanıyalım. Eda Kalkan. Eda, biraz daha böyle alayım seni. Evet, Eda Selkanat. Eda, cumartesi günü 17 Kasım'da İsrail'de maçımız var. Hazır mıyız maça? Hazır. Heyecan var mı? Çok. Maçı alır mıyız? İnanıyorum ben alacağımıza. İnşallah. Peki, teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar. Seni tanıyorum. Kübra Özdemir, sol kanat oyuncusu. Kübra, artık yarın golcüsünüz, İsrail golcüsünüz. Maç var, heyecan var mı? Maçı alacak mıyız? Hazır mıyız? Hazırız, bütün hafta boyunca bu maçı hazırlandık. Çok çalıştık. Umarım bir galibiyetle döneceğiz. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Seni tanıyalım. Gülsün Sarıyer. Sağ kanat oynuyorum. Peki Gülsün, cumartesi günü büyük maç. Heyecanlıyız. Hazır mıyız maça? Hepimiz hazırız. Orada daha az hata yapan kazanacak. İnşallah bizi galibiyetle döneceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet. Anladım. Oyuncularımız atışlarını yaptılar ve var. Gel. Koruda Seyit Kaptan. Tamam. Kaptan olacağız. Seni tanıyalım. Merhaba, ben Cumhuriyet Holdings kaleciyim. Peki cumartesi günü maça hazır mıyız? Hazırız. Çok heyecanlıyız. Yani Polatya bir ilk oldu bu arkadaşlarına katılmak. İlk maçı burada oynadık. İlk farkla yani avantajlı gidiyoruz. Orada da yenmek istiyoruz. Hızlanıyoruz. Yani. Büyük farkı alacağımızı düşünüyor musunuz maça? İstiyoruz inşallah. Evet. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Evet, son olarak da takım kaptanımız Sevilay İmamoğlu Öcal. Hoş geldiniz. Evet, seni tanıyalım bir Sevilay İmamoğlu Öcal. Takımın kalecisiyim aynı zamanda. Evet, sevgili izleyenlerimiz, bahsetmiştik. Büyük maç öncesi son antrenmanda birlikte izlemiştik. Evet, takım kaptanımız Sevilay İmamoğlu Öcal yanımızda ve yine ben hemen programa geçmeden önce Sayın Osman Yüksel'i de buraya davet ediyorum. Beraber sunacağız programı. Sayın Yüksel, siz de böyle alalım lütfen. Merhabalar. Hoş geldiniz. Evet, şimdi de Polatya Belediyesi Bayan Handbol Takımı antrenörümüz Sayın Kıvanç Özcan. Buyurun sen. Merhabalar. Yaşamlar. Evet, yine Polatya Belediyesi Spor Kulübü yöneticilerinden Sayın Ertuğrul Kömez. Sayın Kömez, buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Sizi şöyle alalım, seni de böyle alalım. Sizi de böyle alalım. Evet sevgili izleyenlerimiz, gördüğünüz üzere Polatlı Belediyesi Bayan Handbol takımımız 17 Kasım'da cumartesi günü İsrail'de olacak. Türkiye saatiyle 17'de karşılaşmaya çıkacak. Evet, takımı biraz önce izlediniz. Son antrenmanların atışlarını yaptılar. Oldukça da heyecanlılar ama moralleri de oldukça yüksek. Sayın hocam, önce sizden başlamak istiyorum. Takım hazır mı? Hazır. Birinci maçta belki beklenen skoru, yani yendik tabii, yenmek çok önemliydi bizim için, iki sayı ama belki farklı da olabilirdi ama ben oyuncularımdan da onu söylüyorum. Yani orada da onları yeneceğimizi düşünüyorum. Yani iki galibiyette bir farklı sayı. Onun için de hazırlıkları yaptık. Yarın da bir antrenman var, yarın da yola çıkacağız. Kaçta yola çıkıyoruz? Yarın uçağımız tam 8'de, gece 12 gibi falan, turalı saatinde 1 gibi İsrail'de olacak. Sevilay, seni de önce bir kısaca tanıyorum. Takım kaptanı olarak, takımın bir bütünü olarak takım hazır mı?
Öncelikle sözü şöyle başlamak istiyorum. Biraz yüksek sesli rica edeceğim. Avrupa Kupası maçları 120 dakikalık geliyor. Biz ilk maçı 2 sayıyla kazandık. Daha farklı bir skor alabilirdik. Ama yine de avantajlı gidiyoruz. Biz kendi sahamızda muhteşem taraftarımız önünde 2 sayıyla kazanarak gidiyoruz. Onlar da aynı saha ve seyirci avantajlarını kullanmak isteyecekler. Ama hafta içinde maçımızı izledik. Gerekli değerlendirmeleri hocam analiz yaptı, analizleri yaptılar. Hatalarımızı, neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Bunun üzerine çalıştık. İddialı gidiyoruz. İnşallah turda döneceğiz. İnşallah. Sayın sen. Şimdi bu kadar başarılı bir takımla burada olmak heyecan verici. Sizleri takip ediyoruz. Polatlı'mızın gururu olduğunuz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür ederim. Öncelikle oyuncularımızın, sonra size ve yöneticilerimize. İnşallah İsrail'deki o maçlara başarıyla geleceksiniz. Biz orada olamayacağız ama sizlerin dualarımız sizinle olacak inşallah. Peki sevgili hocam, Polatlı Belediyesi Spor Kulübü yöneticisi olarak bu başarıyı değerlendirirsiniz. Polatlı Belediyesi Spor Kulübü şu anda neler yapıyor? Başka branşlarımız var mı? Kaç lisanslı oyuncumuz var ki? Polatlı Belediye Spor Kulübü 1991 yılında 2014 yılında Belediye Başkanı Hüseyin Dizmi'ye göre geldiği zaman sadece 10 tane lisanslı sporcumuz vardı. Şu an itibariyle 500 civarı lisanslı sporcumuz var ve 10 tane branşımız var. Takımımız 2 yıl önce 2. ligdeydi. Peşine 1. lige çıktı. 1. ligden hemen direkt bir sene sonra İşbekebe'den Süper Lig ve Süper Lig'e çıktığımız yıl direkt Süper Kupa'yı aldık. Ve ne mutlu ki şimdi de Avrupa Kupası'nda Polat Veli'nin spor kulübü olarak ülkemizi temsil ediyoruz. Yani kulübün kaybedemesi de bu yaşadığımız. Evet. Şu anda aslında Polat Veli'nin ilk tarihi bilir. Geçtiğimiz hafta hemen burada Makkabi'ye ağırladık Türkiye'de. Sizler de izlediniz. Çok da heyecanlandınız ve sonrasında çok da gururlandınız. Bu gurur, bu heyecan nasıl bir şey? Anlatılamaz. Yani o heyecanı, o gururu bilmiyorum. Yani ilk başta burada yani muhteşem bir taraftarımız vardı. Takımımızı ateşlediler. Muhteşem bir atmosfer oluştu burada. İlk başta bizi burada yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. İnşallah İsrail'deki maçta da galip gelerek, ilk başta tabii takımımıza güveniyoruz, hocamıza, oyuncularımıza güveniyoruz. Galip gelerek Polatlı tarihinde ilkleri yaşatmaya devam etmek istiyoruz. İnşallah. Peki Sevilay, şimdi biraz önce dedin ki biz burada taraftarımızın ve kendi sahamızda, kendi evimizde olmanın avantajını kullandık. Bunu İsrail'de kullanacaktır dediniz. Takım sizi burada zorladı mı? Yani takımı burada gördünüz. Rövanşını gerçekleştireceksiniz. Takım nasıl kaçtı? Şöyle söyleyeyim. Maça çıkmadan önce hocalarım zaten gerekli bilgileri elde etmişlerdi. Onların iki tane lig maçını izleyerek, yine analizlerini yaparak sahaya çıkmıştık. Beklediğimizden biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi az önce de yaptığımız hataları, neler yaptığımız, neler yapmamamız gerektiğini, dersimizi iyi çalışarak İsrail'e gidiyoruz. Umarım turla döneceğiz. Çünkü Sayın Başkan'ın da söylediği gibi müthiş bir atmosfer vardı. Seyirci muhteşemdi. İnşallah tekrar Polatlı'ya turla dönüp bunların devamını getireceğiz diye düşünüyorum. Heyecanı, mutluluğu bu başarıyı tekrar burada yaşatmayı düşünüyorsunuz. Hocam cezalı, sakat veya işte böyle oynayamayacak oyuncumuz var mı? Yok. Takım tam kadro çıkacak mı? Tam kadroyuz. Bu sezon öncesinde bir hazırlık turnuvasına gitmiştik İzmir'de. Orada Neriman, Piyot mevkiinde oynayan oyuncumuz sakatlanmış, çapraz bağladı. Ameliyat oldu, o yok sadece. Bu sezonun belki ikinci yarısına yetişecek o da inşallah. Hızlı bir iyileşme süreci gösteriyor çünkü. Onun dışında sakatımız yok. Ben de bir şeye değinmek istiyorum. Handball'de herhalde 37. senem oldu bu. Yani uzun bir zaman oynadım. Antrenörlükte de 15. senem. İlk defa böyle güzel bir seyircinin önünde maça çıktım. Bu benim için bir ilkti. Daha önce de oynadık ama hem bu seyircinin bu kadar gelmesi, ilgi göstermesi, özellikle
şuna dikkat ettim, bir de bayanın çok olması, bayan ve çocuğun çok olması çok güzel bir atmosferdi. Biz aynı atmosferi liglerde de bekliyoruz. Her çünkü liglerde de iddialıyız. Yani o maçlarda da aynı şekilde doldururlarsa bizim için çok güzel olacak. Onlara çok teşekkür ediyoruz buradan da. Bizlere güvensinler. Yani iyi şeyler yapmak istiyoruz biz de her zaman. Takım olarak hazırız. Evet. Polat'ımızın gururu olduğumuz o konuda. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ederiz. Peki efendim, son olarak söylemek istediğiniz neler var? Perşembe günü yolcu ediyoruz artık sizleri. Umut ediyoruz ki başarıyla döneceksiniz. Ya şöyle, spor aslında her şey açık bir ortam. Yani hani biliyorsunuz, beraberlik, yenilgi veya kazanıyorsunuz. Hakemler belli mi bu arada? Hakemler belli. Zaten bizim aslında, benim de bir belki Sevilay da aynı, belki Ertuğrul Bey de aynı düşünüyor. Buradaki hakemler de kötüydü. Performanslar iyi değildi. Şimdi deplasmanda da Karadağlı hakemler gelecek. Gözlemci de Ermenistan'dan. Ben şöyle düşünüyorum. Sevilay'ın dediğine katılıyorum. O takım gördüğümüzden daha iyi ama bizim takım onlardan daha tecrübeli. Çünkü milli olup, bize çok milli olan ve çok böyle maç oynamış, yani tecrübeye sahip oyuncu daha fazla. Ben oradaki atmosferin de onu, bizim oyuncularımızın kaldıracağını, iyi sonuç alacağını düşünüyorum. Yani dediğim gibi sporda her şey olabilir, her şey olabilir ama biz inanın, yani herkese de onu söylüyorum, elimizden ne geliyorsa, yani tur için buraya, çünkü başka takım da getirmek istiyoruz yani. Başka bir Avrupa takımı da getirmek istiyoruz. Onun için de çabalayacağız. Çünkü. Hedefiniz başka Avrupa takımı. Evet. Peki Sevilay, sen neler söyleyeceksin son olarak? Ben de son olarak takım olarak inandık, kenetlendik. Az önce de söylediğim gibi inşallah turla döneceğiz. Hem ben daha önce final oynamıştım Challenge Kupası'nda ama sezon başında sizinle yine bir kahvaltıda bir araya gelmiştik. O zaman da söylediğim gibi inşallah kupaya kadar uzanan uzun bir yolumuz olsun Polatlı olarak. İnşallah. Peki Ertuğrul Bey, siz? Sporcularımıza güveniyoruz. İnşallah hocamız da dediği gibi bir Avrupa takımında Polatlı'da ağırlamak isteriz. Tabii taraftarımızı gene muhteşem atmosferini burada oluşturacağına inanıyoruz. Cumartesi günkü maç için kendilerine başarılar diliyorum. Peki, ben de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz sizlere. Dualarımız sizinle. Her ne kadar bedenen orada olamasak da ruhen sizinle olacağız. İnşallah tur atlayarak başka Avrupa takımlarını Polatlı'da, yine burada bu statta ağırlamak istiyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Size böyle oluyor. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenlerimiz, Polatlı maça çıkıyorlar. İsrail takımı Maccabi ile. Burada Maccabi'yi 24-26 Polatlı'dan elleri boş gönderdik. Yoğun taraftar eşliğinde, tezahüratlar eşliğinde. Biraz önce handbol takımımız da aslında belirtti. Diğer maçlarımızda da dediler, lig maçlarımızda da bu taraftarı burada görmek istiyoruz şeklinde ifade ettiler ve bayan taraftara da teşekkür ettiler. Biz de aynı temellerde bulunalım değil mi Sayın Yüksel? Aynen. Handbol bir mücadele oyunu. Birebir mücadelenin yoğun olduğu bu oyunu inşallah Polatlı olarak biz kazanacağız. Oyuncularımız kazanacak deyip onlara başarılar diliyoruz. Peki tekrar. Biz de başarılar diliyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, canlı yayınımızın ardından 15 Kasım'ın canlı haberin ana başlıklarını kısa kısa hemen sizlerle paylaşmak istiyoruz sevgili izleyenler. Evet, Polatlı'da 19 okula Beyaz Bayrak Ödülü verildi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2006 yılında imzalanan protokol çerçevesinde bugün düzenlenen törenle Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç'ın katılımı ile Ankara'da Polatlı'dan 19 okula Beyaz Bayrak Ödülü verildi. Ve hemen Ayrıntı Gazetesi'nin manşetine geçmek istiyorum sevgili izleyenler. Kadınlardan ev ekonomisine 10 TL destek. Evet, Polatlı'da ev hanımları bahçelerinde, boş arazilerde, depolarda çürümeye başlayan soğanları soyarak, temizleyerek çuvalı 10 liradan tekrar tüccarlara veriyorlar ve böylelikle de ev ekonomisine, mutfağına ve çocuklarına harçlık vererek ailede ekonomiye omuz atıyorlar sevgili izleyenler. Evet, Ayrıntı Gazetesi'nin 15 Kasım Perşembe günkü ana başlıklarından sadece sizlerle sayfasından takip edebilirsiniz. Efendim yarın 15 Kasım Perşembe, yarın Ayrıntı Canlı Haber'in konuğu AK Parti Polatlı Belediye Başkan aday adayı Sayın Faruk Bilici olacak. Yarın aynı saatte aynı ekranda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.